Devlet Bahçeli kürsüdeydi MHP grup toplantısında ve Dolmabahçe'de yapılan görüşmeyi açıklanan 10 maddeyi bir kez daha pazar günü olduğu gibi ihanet diye niteledi. Sev anlaşmasına da barış diyorlardı ve Türk milletine nasıl bir cehennemi yaşatacağı da herkesin malumuydu. İmralı canisinin hazırlayıp Kandil çetesinin ihtiyatla paraf ettiği 10 maddelik ihanet metni, Türkiye Cumhuriyeti'nin çöküş belgesi, varoluşunu inkar beyannamesidir. Çok sertti. MHP lideri Dolmabahçe görüşmesi ve sonrasında yapılan açıklamayı ihanet olarak niteledi. İmralı canisi sonunda saraylara kadar fiilen gelmiş, mesajlarını başbakanlık ofisinde okutmuştur. Erdoğan ve Öcalan yanlarına 23 Nisan başbakanını da alarak Türkiye'nin fişini çekmek için son gözden geçirmeleri, son rötuşları yapmaya koyulmuşlardır. Bahçeli PKK'nın silah bırakması yönündeki çağrıyı gerçekçi bulmadı. Zaman kazanmaya dönük bir manevra olarak niteledi. Silah bırakan varsa o da AKP hükümetidir. PKK'nın silah bırakacağını ummak ve beklemek ahmaklık ve gaflettir. Ve ihanet metni olarak nitelediği o 10 maddeye itirazını 9 maddede sıraladı. Bahçeli'ye göre bütün amaç PKK'yı siyasallaştırmak ve meşrulaştırmak, özerklik projesini inşa etmek, anayasada vatandaşlık tanımının yeniden yapılacak olmasına dönük mesajlar verildiğini de vurgulayarak buna karşı çıktı. Anayasadan vatandaşlık tanımını tümden çıkarmak veya etnik temelde marjinal tanımları yerleştirmek vebaldir, suçtur ve soysuzluğun damgası olacaktır. Kimse yanlış hesap yapmasın. Türk milleti etnik kalıntı falan değildir. MHP lideri sadece AK Parti'ye değil, ana muhalefet partisi CHP'ye de tepkiliydi. AKP, PKK, HDP ve Dolmabahçe'deki sahneleri iyimserlikle karşılayıp PKK'yı taraf gören Cumhuriyet Halk Partisi saf saf öbek öbek Türkiye'nin karşısına dizilmişlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak AKP-PKK mutabakatına göz açtırmamakta son derece kararlıyız. Böyle dedi ve grubuna 7 Haziran seçimini hedef göstererek artık yollara dökülme zamanı geldi mesajını verdi. AKP'nin PKK ile kurduğu başkanlık ve bölünme ittifakını milletimize anlatacağız. Bu nedenle bugün sizlerle 24. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son grup toplantısını yapıyorum.